Dede bu ne? Koza evladım. İçinde kelebek var. Yardım edersek dışarı çıkacak. Bak çıkıyor. Bak uçuyor. Dede koş, koş. Düştü. Ne güzel uçuyordu. Maalesef öldü evladım. Öldü mü? Sen ol. Bir kelebeğin kozadan çıkmasına asla yardım etme. Neden dede? Çünkü bırakacaksın, kendi başına çıkacak. Bırakacaksın, mücadele verecek. Kanatları güçlenecek. Güçlenecek ki uçabilsin. Ben ona kanat yapardım, uçardı. Evladım, eğer bir kelebek kendi kanatlarıyla uçamıyorsa, başkasının taktığı kanatlarla asla uçamaz. Hasretlere ümitler, sana hüzün, sevgilerden armağan. Bir güneş batar yok olur tüm sevdalar, yine rüzgar karanlık yamaçlarda, sana hasret gözyaşıyla armağan. Keşke bir haber verseydin Galip. Bütün gece seni aradım. Telefonun kapalıydı. Çok merak ettim. Küçük bir seyahate çıkıyoruz Hanzade. Yer ayırttım. Hazırlan. Allah be! Baba ben de geliyorum değil mi? Nereye gidiyoruz? Dur oğlum. Durup dururken nereden çıktı şimdi bu seyahat? Galip. Adaylığımı koydum diyorsun. İhale var diyorsun. Sonra da tatile gideceğim diyorsun. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu oğlum? 2 gün kafa dinlemek istiyorum. Ayrıca yarın 13. evlilik yıl dönümümüz. Hanzade'yle biraz uzaklaşalım dedim. O zaman akan sular durur. İş bekler, aşk beklemez. Unuttun zannetmiştim. Galip neyin var senin? Yok bir şey. Yoğunum, yorgunum. Bunları alsam mı? Sen bilirsin. Hadi bakalım siz de geliyorsunuz. Makbule! Hmm.
yapmak şimdi Galip? Ne testi bu, ne oluyoruz? Söyleyeyim. Ömer Asaf'ın benim oğlum olmadığını belgeleyen testler bunlar. Ya da şöyle söyleyeyim. Yıllardır evlat sandığım çocuğun aslında piç olduğunun belgesi. Galip sen neler söylüyorsun? Galip dur, kalk. Yapma, dur bir dinle. Kalk. Otur şuraya. Galip dur, ne yapıyorsun? Otur. Dur. Şimdi bana her şeyi anlatacaksın. Yediğin altı satır satır anlatacaksın. Başla. Ömer yok. Efendim? Ömer meydanda yok. Kalk çabuk kalk. Yürü. Allah şimdi buradaydı. Ömer. Ömer Asaf. Ömer. Ömer. En başından başla. En ince ayrıntısına kadar da anlat. Hadi anlat. 10 sene önce. Sen İngiltere'ye gideceğim, boşanalım diye tutturmuştun. Bu kısmı geç. Biliyorum bunları. Bu kısmı geçemem Galip, çünkü her şey bu yüzden oldu. Ben boşanmak istemiyordum, hatırlıyor musun? Geç dedim bunları, zırvalama. Ne olur bağırma. Bu evliliği kurtarmam lazımdı. Bir çocuğumuz olursa boşanmayız diye düşündüm. Zırlamadan anlat şunu. Tane tane. Anlatıyorum işte. Hani bir doktora gitmiştik. Test yaptırmıştık ikimiz de, hatırlıyor musun? O zaman senin kızın olduğunu öğrendim. Bunları doktordan öğrendim. Bana sonrasını anlat. Kimden evlat aldın Ömer'i? Bir çocuğu evlat edinebilirdin. Bunu bana nasıl yaptın? Bir insana nasıl yapılır bu? Nasıl yaptın bunu bana? Galip boşanmak istiyordun. Çok aşıktım Galip. Sen beni hiç sevmedin. Hiç sevmedin beni. Sevdim. Paramı sevdin. Soyadımı sevdin. Ailemi sevdin. Aldığım Türkleri sevdin. Peydahladığım piçten bile çok sevdin bunları. Hiçbiri doğru değil. Kaldır şu başını. Konuş. Ömer kimin piçi? Ay kurban olduğumun Allah'ım. Ne olur ona bir şey olmasın. Torunumu bana bağışla. Asaf Bey ne olursun buldum be. Bulamıyorum, bulamıyorum, delireceğim. Ah. Eyvahlar olsun. Koş Esmanur. Koş, gitti çocuğum. Ömer. Ömer. Ömer Asaf. Bana yardım et. Aa, canım benim. Geldim ben bir tanem. Geldim yavrum. Ne de fasulyesi? İlaç. Çanta. Asaf Bey çanta arabada kaldı. Yüzüme bak. Yüzüme bak. Kimin piçi söyle. Bilmiyorum. Tanımıyorum. Ne demek tanımıyorum lan? Ne demek tanımıyorum? Yemin ederim bilmiyorum Galip. Allah belanı versin. Seni burada vuracağım orospu. Şehadet getir. Annen. Annem mi? Ne olmuş anneme? Annen biliyor. Ne saçmalıyorsun lan sen? Ne annesi? Galip annen biliyor. Senin kimle yattığını annen mi biliyor? Yemin ederim her şeyi o ayarladı. Ne çirkin bir yalan. Allah belanı versin. Değil Galip. Ben tek başıma nasıl karar verirdim? Bir karşılık yok müdür bey. Ulaşılamıyor efendim. Galip bey. Galip bey. Şu kapıyı bir açsana. Galip bey. Hanzade Hanım. Banyoya bakın. Banyo boş. Ne oldu peki bunları? Müdür bey. Sahil güvenliği arayalım. İyi olur, hemen ara. Çevre koyların tümünü tarasınlar. Galip Çelebi'nin kart vizitini buldum. Çelebiler Holding, Bursa.
Hemen bağlantıya geçelim. İyi misin evladım? Yok değil mi bir sıkıntın? Dede bir şey diyeceğim. De benim kuzum. De ciğerim. Hasta olduğumu babama söylemesek. O çok üzülüyor da. Ah benim canım evladım. Esma Nur, duyuyor musun? Ya. Sana sıcak çikolata yapayım mı? Beraber içersen. Ne oldu? Açmıyorlar mı yine telefonu? Açmıyorlar değil Esma Nur Hanım. Ulaşılamıyor. Galip Bey de Hanzade Hanım da kapatmışlar telefonları. Sabahtan beri öyle çocuğum, sabahtan beri öyle. Hastaneye düştüğümüzden beri arıyorum ama. Otellerini arasak? Hangi otele gittiler bilmiyoruz ki. Galip kızı kaçırır gibi tatile götürdü. Ne yerleri belli, ne yurtları. Müdür bey, iplik kırmızı alarm vermeye başladı. Sabaha akşama biterse hiç şaşırmam. Ben de farkındayım, Zahit Usta. Nedim ama Bey. Galip Bey yok ortalarda. Nedim Bey. Efendim Nilgün Hanım. Telefon, acil. Buyurun. Efendim? Tekneyle mi? Tekneyle açıldılar ve siz bulamıyorsunuz. Galip Bey ve Hanzade Hanım mı? Emin misiniz? Ya... Merhaba. Çok oldu mu yerin? Bu kız kim akın? Çok olmadı. Ev arkadaş. Adı Yonca. O da tıpta okuyor. Yedi sülalesini sorsam tek tek sayacaksın. Ne hale getirdi bu balım seni ya? Üstelik kızın senin varlığından haberi bile yok. Bırak şimdi sen fotoğraflardan haber ver. Getirdin mi? Hı hı. Şundan başlayalım. Ver. Of çok güzel çekmişsin ya. Karpuz tatlı kardeşim ben ne yapayım? Efendim. Nedim Bey sen ne diyorsun ya? Ciddi misin? Tamam. Derhal geliyorum. Akın nereye? Akın! Akın nereye oğlum? Akın! Denizde arama başlattık Akın Bey. Bizzat ben de katıldım. Evet. Gün doğumunda açılmışlar. Maalesef tekne yok ortalarda. İkisine de ulaşamıyoruz. Benden başka kimseyle konuşmadın değil mi? Annem babam filan. Güzel. Sadece benimle kontak kurun. En küçük değişikliği anında bilmek istiyorum. Okey? Seni arayacağım müdür bey. Görüşürüz. Çekiver şunu. Muhatabı kimmiş bilsin. Leyla Hanım sen misin? Buyurun. Sana geçen gün mağdur bir bayan arkadaşımızı gönderdik. Derdini dinle, derdine çare ol istedik. Evet, ne olmuş? Duyduk ki ayıp etmişsin Leyla Hanım. Kapına gelip yardım isteyen zavallıyı dinlememişsin bile. Ne geveleyip duruyorsunuz? Kimsiniz ki siz Allah aşkına? Leyla Hanım, ne oluyor? Kim olduğumu bildirmek için ayrıca ziyaret edeceğim.
Yakından tanışacağız Leyla Hanım. Hey dur! Dursana sen! 16 CA mı 16? Muhsin yaz şunu. Hadi çabuk yaz. 16 CA mı 16? Kimdi o? Öğreneceğiz işte. Simit yer misin? Simit mi? Gel misin gel, hadi gazeteye çıkalım. Yeni haber var mı Veysel? Arama devam ediyormuş Celal abi. Eyvallah. Saygılar abi. Esma Nur Hanım. Jandarmaya haber verdiniz mi? Güzel. Yine ara beni müdür bey, oldu mu? 5 dakikada bir lütfen, rica edeceğim. Var mı haber Esma anne? Yok Celal, yok. Okey okey, bekliyorum. Ne diyorlar oğlum? Ne desinler anne? Bakıyorlarmış işte bir koylara. Ya kafayı yiyecek. Ne işleri vardı orada ha? Nereden çıktı bu tekne, bu deniz? Şşt! Akın! Sakin ol oğlum, sakin ol. Oğlum, baban sesini duyar uyanırsa hepimiz biteriz, biliyorsun değil mi? Asaf amcanın haberi yok inşallah. Aman Allah korusun Celal. Böyle şey hiç söylenir mi ona? Duysa kalbi dayanmaz. Yok. Bu böyle olmayacak. Bir şey yapmamız lazım Celal abi. Benim arabayla 2-3 saate varırız. Gidelim bakalım. Gerekirse ayağa kaldıralım orayı. Benim burnum kanasaydı abim memleketi alt üst ettiydi şimdi. Celebi'ye bir şey olmaz. O denizde de karada da yolunu bulur evvelallah. Bak 1 saate çıkar meydan. Canım evladım benim. Dur hele bir dur. Kötü bir şey olsaydı duyardık herhalde. Ya resmen tehdit edildin insan amca. Hem de gazetenin önünde. Peki ne istiyorlarmış kızım? Hani hamile bir kız gelmişti, Çelebi'lere iftira atmaya kalkmıştı. İşte o kız, tek değilmiş. Yaşar Çatak Leyla Hanım. Efendim? Şu plakasını aldığımız Mercedes'in sahibi. Yaşar Çatak. Tekstilcilere makine ve yedek parça satıyormuş. Yaşar Çatak. Duydun mu bu ismi daha önce İhsan amca? Yo, duymadım. Ne istiyorlar acaba Çelebi'lerden? Özellikle de Galip Bey'den. Galip Çelebi Bey, Bursa Tekstil Odası Başkanlığı'na adaylığını koymamış mıydı Muhsin Bey? Evet. Ben şimdi anlamaya başladım. Galiba bu tehditler, bu iftiralar seçimle ilgili. Olabilir mi İhsan amca? Ne yapsak Müdür Bey? Birazdan hava da kararacak. Ben hava kararına kadar devam ederim diyorum. Sonrası zaten gece. Yapacak hiçbir şey yok. Telefon çalıyor. Benim telefonum bu. Ya nereye gitti bu? Ya nerede bu? Akın Bey burada. Ver. Alo, buyurun. Alo. Oğlum benim Muhsin. Tanıyamadın mı? Ne diyorsun sen ya? Ben şey için aramıştım. Şu senin sahte hamile kız vardı ya. Ya candan mı ne? Ne? Efendim? Sonra konuşuruz diyorum Muhsin. Telefonu meşgul etmeyelim şimdi. Ben seni arayacağım. Tamam. Muhsin kim oğlum? Bir arkadaş anne. Gazeteci bir arkadaş işte. Ne yapsak Akın? İşkillenmeye başladım ben de yavaş yavaş. Ne bileyim abi. He Esma anne. Ne dersin, çıkalım mı yola? Bir 15-20 dakika daha bekleyin Celal. Böylesi daha iyi olur. Nasıl istersen Esma anne. Müdür bey bu mudur? Ta kendisi. Alo, Akın Bey tekne bulundu. Gerçekten bulundu mu? Bulunmuş. Tekneyi bulmuşlar. Allah'ım çok şükür. Nasıl peki? Bizimkiler iyi mi? Bir şeyleri yok ya. Daha teknede değiliz Akın Bey. Çıkınca ben sizi arayacağım. Nasılmış bizimkiler?
Daha tekneye çıkmamışlar anne. Birazdan arayacaklar. Nasıl yani Akın? Bizimkiler teknede görünmemiş mi? Dürbünü mürbünü yok mu bunların? Abi ben bilmiyorum. Vardır herhalde bir dürbünleri. Galip Bey, Hanzade Hanım. Yoklar. Her taraf birbirine girmiş. Nereye gitmiş olabilirler ki? Müdür Bey, buraya bakar mısınız? 3 adet boş kovan. Burada ateş edilmiş. Ateş mi edilmiş? Allah Allah, işler gittikçe sarpa sarıyor. Ne olmuş olabilir ki bunlara? Alo, evet Akın Bey. Ben de şimdi sizi aramak üzereyim. Haberlerim maalesef kötü. Evet, anlıyorum. Ya. Akın, ne oluyor? Anlaşıldı müdür bey. Tamam. Akın abicim söylesene ne olmuş? Teknede yoklar abi. Neredeler peki? Akın söylesene. Konuşsana ya. Abi teknede boş mermi kovanları bulmuşlar. Kovan bulmuşlar da ne demek? Ha? Cinayet minayet diyorlar anne. Balık adam çağırıp arama yapacaklarmış. Oğlum, neler söylüyorsun sen? Ne arayacaklar? Ne diyor bu Celal? Akın kalk gidiyoruz. Hadi toparla. Bu işte bir iş var. Ne Çelebi'nin ne de Engin Hanım'ın yapacağı işler bunlar. Hadi kalk. Anlamıyorum. Nerede kaldı bunlar? Müdür Bey geliyorlar. Merhaba. 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 Arkadaşlar hemen dalıyoruz değil mi? Tamam. Bir an evvel başlasak iyi olur. Tamam. Kolay gelsin. Eyvallah. Bak cep telefonumu yarım saatte bir arayın Celal. Akın unutur. Ama sen unutma gözünü seveyim. Olur unutmayız mı? Esma anne. Sen merak etme ararız. Hadi güle güle. Bırak şimdi onları da mutfaktan bana bir bardak su getir. Başım çatlıyor ağrıdan. Esma Nur Hanım az evvel içtiniz ya bir tane. 2 tane ağır gelmesin. Bak böyle su getir. Galip. Düş önüme gidiyoruz. Galip nereye? Ne bu halin? Ay ne oluyor? Yürü dedim. Esma Nur Hanım? Esma Nur Hanım? Allah Allah. Bu kapı az önce kapalı değil miydi? Esma Nur Hanım? Esma Nur Hanım? Bu ilaç hanımın elinde değil miydi? Esma Nur Hanım? Esma
Hanzade nerede? Bari onu söyle. Valide Hanım, bugün hesap verecek biri varsa o da sensin. Hesap sormaya yelteneyim deme, olur mu? Silahla dolaşırken gördün mü? Dolaşmaz da evde bulundurduğunu biliyorum. Abiciğim ne olmuş olabilir ya? Kafayı yiyeceğim. Alo, buyurun müdür bey. Kırmızı ayakkabı mı? Dur, arayacağım şimdi seni. Abi, kırmızı bir ayakkabı bulmuşlar. Yengemin olabilirmiş. Anneme sorayım, o bilir. Arayan kim? Akın. Belki acil bir şey olmuştur. Ver şunu bana. Allah Allah. Önce çalıyordu, sonra kapattı. Şarjı bitmiştir belki. Evden arasana Akın. Çalıyor. Alo, Makbule. Ne oldu? Akın Bey, Esma Nur Hanım yanınızda mı? Niye yanımda olsun Makbule? Şey, evde bulamıyorum da onu. Bahçede de yok. Bir saat önce benden su istemişti. Döndüğümde baktım yok. Veysel'le çıkmıştır. Acil bir şey olmuştur. Veysel burada yanımda. Bana bak, sakın babama duyurmayasın. Sakin ol. Gelir o. Bursa'ya çarşıya falan inmiştir. Peki. Bizim Makbule. Annem kaybolmuş, öyle dedi. Tövbe estağfurullah. Koca kadın kendi evinde mi kaybolmuş? Bakmışlar, yok mu şeyde abi? Veysel de evde üstelik. O muhakkak bir iş görüyordur. Cebi de o yüzden kapatmıştır. Ömer Azap, kaç saattir uyuyoruz biz burada? Onu babaanneme sormamız lazım. Hadi kalk bakalım o zaman. Kalk. Kalk. Acıktım daha. Çık dışarı. Ne biçim konuşuyorsun oğlum? Çık dedim, dışarı çık. Yürü. Nereye gidiyoruz galiba? Yürü dedim. Babaanne. Esma Nur. Yahu kimseler yok mu bu evde? Buyurun Asaf Bey. Neredesiniz yahu? Esma Nur yok mu? Yok Asaf Bey. Nasıl yok? Nereye gitti? Bir şey mi oldu Veysel abi? Size Esma Nur nerede dedim. Şey efendim, şeye gitti. Nereye gitti kızım? Delirtme adamı. Şey... Şu kızdığınız yere. Falcı kadın var ya hani. Ya. Ama efendim, benden duyduğunuzu söylemeyin ne olur. Sen hiç merak etme. Ben ona ne yapacağımı bilirim. Ne oluyor Makbule? Yok bir şey yok.
Ha, Songül. Efendim Asaf Bey. Yemek hazırla bize. Çok acıktık vallahi. Peki Asaf Bey. Aferin kız, nasıl kıvırdın şimdi? Herhalde. Dur böyle. Evladım, neden beni buralara kadar alıp getirdi? Hanzade nerede? Valide biliyor musun? Canım hiç blöfünü görmek istemiyor. Ne diyorsun sen evladım? Canım öyle bir sıkkın ki hiç oyun oynayacak durumda değilim anne. Bütün oyuncaklarım kırıldı benim. O yüzden bugün burada oyun oynanmayacak. Bugün burada bütün maskeler düşecek, anlaşıldı mı? Şimdi anlatmaya başla bakalım. Hadi dinliyorum. Neyi anlatacakmışım Galip? Yediğiniz haltı. 10 sene evvel gelinine bir olup Özoğlu'nun arkasından çevirdiğin dolapları anlatacaksın. Sakın gözümün içine baka baka yalan söyleme anne. Sakın. Demek öğrendim. Ne biçim bir anasın sen ha? Bir anne Özoğlu'na bunu nasıl yapar diyorsun değil mi? Gözlerinden anlıyorum. İçinde bir mahkeme kurmuşsun beni yargılamak için. Yalnız dikkat et. Kalemi kırmadan evvel savunma hakkımı ver. Ver ki nedenini anlatabileyim. Bunu nasıl yapabiliyorsun valide? Bütün bu haltları yiyip sonra da karşıma geçip süslü püslü konuşuyorsun. Hiç vicdanın yok değil mi senin? Şuranda bir dirhem bile kalp taşımıyorsun sen. Sen hiçbir şey anlamamışsın oğlum. Bu aileyi bir arada tutmaya mecburdum. Nasıl mecburdun? Ne saçmalıyorsun sen? Bugünlük bu kadar müdür. Gerekirse yarın devam edeceğiz. Biraz daha baksaydık diyorum. Ne bileyim ayakkabı falan bulduk. Bütün dibi taradık müdür. Pekala. Yapacak bir şey yok o zaman. Gidiyoruz. Nasıl oldu peki bu iş? Bir doktora gittik. O da sperm bankasını önerdi. Yumurta lazer gidiliyormuş şırıngayla. Hatırladığım kadarıyla ikincisinde hamile kaldı Hanzade. Yanlış hatırladın. Üçüncüde kalmış gelinin hamile. Öyle miydi Hanzade? Üçüncüde miydi? Hanzade! 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 Ne bu halin senin? Ne oldu sana böyle? Durdunuz mu? Nasıl yani? Evet, tamam. Anladım. Peki peki. Araşacağız. Ne oldu? Bir şey mi bulmuşlar yoksa? Yok abi, aramayı durdurmuşlar. Biz ne yapalım? Dönelim mi, devam mı edelim? Bakın bu ne biçim soru? Gazla gidiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi siz galip olun da söyleyin bana. Ben şimdi kimi vurayım ha? 35 yıllık anamı mı? Yoksa 13 yıldır koynuma aldığım karımı mı? Orada öyle dikilip durmak kolay tabii. Bir kurşunla ölmek kolay tabii. Siz bir kere öleceksiniz ya ben. Bundan böyle aldığım her nefeste öleceğim. Söyle bakalım. Bilmek istiyorum, neden böyle bir şey yaptın? Bilmek istiyorsun öyle mi? Tamam oğlum, anlatayım o zaman. Dinle. Neden yaptım biliyor musun? Ailemiz dağılmasın diye. Sen İngiltere'ye gitme diye. Kalp hastası baban kalp krizi geçirmesin diye. Bugün burada bana anana hesap soruyorsun ya oğlum. İşte bu gücü kendinde bulasın diye yaptım. Şeytanın tekisin sen. Evet. Ama ne melek anneler tanıdım ben biliyor musun? Şimdi ne yuvaları var, ne evleri, ne barkları. En azından ben ailemi bir arada tuttum. Bunun içine her şeyimi verdim. Bir hiçsin sen. Her şeyini babama borçlusun. Şu kibirin var ya, onu bile babama borçlusun. Baban öyle mi? Baban ha. Dünyadan haberin yok senin. 35 sene evvel paçavradan bir kadına uçkur çözdüğü zaman gene ben topladım bu aileyi. Ne kadını? Sen daha bebektin, kucağımdaydın.
Baban olacak o adam dizlerime kapanıp ağlamaya başladı. O senin baban bir pavyon kadınını hamile bırakmış. Ne yapacağını bilemiyordu. Pavyon kadınını mı? Evet, pavyon kadınını. 6 aylık hamileydi kadın. Babana kürtaj yaptırdığımı söyledim. Ama kürtaj için çok geçti. Kadın çocuğu doğurdu. Ama babanın ruhu bile duymadı. Yani benim bir kardeşim mi bu? Ve babamın bundan haberi yok öyle mi? Babanın dünyadan haberi yok. Ben bu aileyi bir arada tutmak için nelere katlandım. Nerede peki bu çocuk? Merak etme, güvenilir bir yerde. Babasının dizi dibinde. Ama birbirlerinden haberleri yok. Kimmiş o? Bizim şoför Veysel. Veysel benim kardeşim mi yani? Hayır, Veysel senin kardeşin değil. Senin şoförün. Ömer Asaf da oğlun. Bunu böyle bil. Çıkın gidin hayatımdan. Yüzünüzü görmek istemiyorum. Çok mu acıyor kızım? Ay nerede kaldı bu Akın? Anca gelirler anne. Sen onları aradığında Erdek'telerdi değil mi? Evet. O dediğin doğru mu anne? Veysel Asaf babamın oğlu mu? Ay, geldiler galiba. Anne. Anne neredesiniz? Buradayım oğlum. Yengem nerede? Odada dinleniyor. Nasıl? Var mı bir şey? Kavga etmişler biraz o kadar işte. Olur böyle karı koca arasında. Nasıl karı koca kavgası oluyormuş anne? Tabancalar, ortadan kaybolmalar. Ben yengeme bakacağım. İyi olmuş eve gitmediniz Esma Hanım. Ya biz de Akın'a gidelim dedik. Dede torun bir sürü sual ederlerdi şimdi. Bir iki gün daha tatilde bilsinler diye düşündük. İyi yapmışsınız. Çelebi nerede peki? Kim bilir? Yenge? Akın bir saniye girme lütfen. Allah kahretsin. Abi mi yaptı bunu? Allah aşkına yenge, o mu yaptı? Akın sakin ol. Manyak herif, nasıl vurur sana ya? Ne yaptı, cinnet mi geçirdi? Akın lütfen diyorum sana. Affedersin yenge. Tamam sustum, ağlama ne olur. Bak içim bir tuhaf oluyor. Tamam, yok bir şey. Ne olmuş sana böyle ya? Olur bazen böyle Akın. Nasıl olur? Hem bu silah olayı nedir? Hangi silah olayı? Yenge, bırak şimdi. Boş kovan bulmuşlar teknede. Eğer biraz daha yaygara çıkaracak olursan... ...seni kendi evinden dışarı atarım ona göre. Abim nerede peki şimdi? Bilmiyorum. Salona girip Celal'le ilgileniver. Nasıl Hanzade? Yüzü gözü hep yara bere. Allah Allah. Çelebi'yi bulup bir konuşmak lazım. Hem de etraflıca. Böyle dayak mayak. Hele hele tabanca. Onun işleri değil bunlar Akın, öyle değil mi? Vallahi ben de şaştım kaldım Celal abi. Nerede olabilir şimdi? Sen biliyorsundur.
Gedikli meyhanededir değil mi? Dede Fikri'nin yanında. Hadi bulalım şunu. Sen dur. Bırak bunu ben halledeyim. Hem sen annenleri bir başına bırakma. Peki abi. Dede, ben müsaade istesem. Geç oldu. Ne demek? Müsaade senin. Allah'a ısmarladık Çelebi. Hadi güle güle. Çelebi, şimdi sana ne bu hal diye sorsam, sana ne diyeceksin? Sormasam, sabaha kadar içimi kurtlar yer diyeceğim. Bu sefer de bana ne diyeceksin? Kendi kendime soruyorum. Acaba bu halinin sebebi işi mi, yoksa eşi mi? Hangisi Çelebi? Bekler tüm kelebekler.